Diyarbakır Monanur. İlk buluşmamızda hava henüz soğumamıştı. Taşın dokusu. Bir es ver. Kafanı yavaş yavaş yukarı kaldır ve gökyüzünü gör. Sokağın çekici karanlığının içine düşen bir mavi. Hızla Ulu Cami'den geçiş, güneş saatinin çevresinde bir dönüş, eskilerin zamana bakışıyla kısa bir buluşma anı. Hasan Paşa Hanı'nın büyük kapısından gir, mavi bir ipek şalın boyuna değişi, taşın rengi, kalabalığın sesi. Eski hamamın son bölmesindeki göbek taşının üzerinde nefes alıp verme sesini duy, ayağın yere sürtünme sesini duy, kubbeden sana büyüyerek dönen ses tekrar bedenine girsin. Kevserin kenarında tek başına kitap okuyan genç adam. Yüzündeki kemikler, gözleri, kenarlara atılmış çöpler, çocuklar. Yeni açılmış sanat galerisindeki sergi öncesi yandaki kahvehanede yapılan sanatçı konuşması. Berlin'de yaşayan daha kıdemli sanatçı konuşuyor. İşleri yapanlarla tartışmak güzel. Yeni düşünceler beliriyor. Sokakta olanı sokağa çizmek, geri döndürmek gibi bakışı. Bir de olan biteni gördük, tanınız demek. Hiçbir şey yapamasam da yeniden çiziyorum sokağa demek. Dicle koru, Diyarbakır coğrafyasındaki volkanik taşın içinden yetişen bir bitki, %95'i su. Kendini taşın içinden var ediyor, kendini suluyor varlığıyla. İnsansız mekanları çizen genç kadın sanatçı, çizdiği mekanlar canlı, baktıkça sizi içine çekiyor, baktıkça sizi sarmalıyor. İnsansız mekanların tekinsizliğinden bahsediyor Şener Özmen o kahvehanede. Yandaki odadan okey sesleri geliyor o esnada. Sanatsal belleğin toparlandığını görüyoruz. Sanatsal bellek, canlı bellek, rüyadaki bellek, gündüz düşündeki bellek, günlük hayatın içinde belleğin flashbacklerindeki bellek. Bir dengbej namesi göğsümden içeri girip kaburgalarımın arasında dolanıyor. Ayaklarımı hissediyorum, toprağa basabileceğimi hissediyorum. 20 yıllık terk edilmiş AVM, galeryanın içi. Apokaliptik görüntü, işlemeyen, yürüyen merdivenlerden çıkış, iniş. Yerinden edilen bir tiyatro topluluğunun sahnesi. Sanki sadece o terk edilmiş mekanın içinde özgür olabilirmiş gibi. Öyle mi? Özgür olmanın kriterleri var mı? Yoksa her özgürlük kendi öznel durumu içinde mi değerlendirilebilir sadece? Ben özgür müyüm? Yağmurlu bir sabah, gri bir rüzgar. En çok böyle havalarda yetim hissediyorum sen kendimi. Sur içinde dolanıp dengbej evine giriyorum. İçerideki odada tek başına okuyor dengbej. Benden küçük yaşı. Anlattıklarını anlamıyorum ama sesini saatlerce dinlerim. Yine de bana üzülüyor anlamıyorum diye. Sokak ıslak, insanlar kuru evlerine çekilmiş. Ben de otel odama çekiliyorum. Aşağıdaki sıcak saunaya girip kemiklerimi ısıtıyorum. İçim ısındıkça bir hüzün bastırıyor ama mutlu bir hüzün. Kemiklerin ısınmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Morden'in kara kutusunun bedenimi saran kuytuluğu. Kuytuluğu oldum olası çok sevdim. Gerçekten güzel bakışları olan insanlarla tanışmak. Güzel bakışı çok özler insanda. Bakışın gerçeği içinize gelir dokunur. Güzel bir kuytuluk yaratır benim için de güzel bakış. Zamansız orada kalma isteği doğurur. Mustafa 3 sene kalmış hapishanede. Mustafa hapisteyken ben onun ilk senesinde hala Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeymişim. Temel tasarım dersini yaptığımız o Yıldız Sarayı binasının alt katında eskiden hamam olan bir odada kuytudaymışım. Sonraki sene Kadir Has Üniversitesi'ne geçtiğim sene birden bütün çevrem değişti. Her gün Haliç'i görmeye başladığım sene
Balat'ın sokaklarında yürüdüğüm sene, Mustafa'nın üçüncü senesinde ben halen Haliç Balat hattındayım. Bazen vapurla geliyorum Eminönü'ne, oradan otobüs, çoğunlukla metro. Kafamı kaldırmadan kitap okuyarak gidip döndüğüm sene. Mustafa dört duvar arasında hala, ben de günde bir saat kapalı bir tüneldeyim. Ona en yakın olduğum o bir saat. O zaman bilmiyoruz birbirimizi. Kompozisyon koşulları. Biri bir sandalyede oturacak ve bir müddet sonra düşecek. Bahçede limon ağaçlarımız vardı denecek bir yerde. Biri çığlık atacak. En az 10 saniye sessizlik olacak. En az 10 saniye herkes göğe bakacak. Biri tokat atacak. En az bir kişi yere yatacak. En az 10 saniye herkes senkronize hareket edecek. Yerde siyah örtünün altında birlikte hareket eden bir organizma. Çocukların askercilik oyunu, bebeklik adının minnesi. Canlı model yazımı. Bedeni minyon ama kendi bütünlüğü içinde sağlam ve güven verici. Nazik gözleri var. Toprak adını. Toprak üzerinde ne yapacağını bilir. Ama denizde bilemeyebilir. Hafif bir beden. Hızla yer değiştirebilir. Ağır da olabilir isterse. Oturuş pozisyonundan yerde oturmaya alışkın bir beden olduğunu anlıyorum. Leğen kemikleri yeri sağlamca kavramış. Toprak onu taşıyor. Hep taşıyacak. Shakiro'nun sesi burun deliklerinden göz çukurlarına doğru ilerliyor. Esir yüreklerin bekçisi. Melai Ceziri. Savaş ve barış. Işık. Sanatsal üretimin bir foruma dönüştürülmesi. Teşekkür ederim.